Evet arkadaşlar, yeni ünitemize geçiyoruz. Artık dördüncü ünitemizdeyiz. İslam kültür ve uygarlığı önemli bir başlık. Yani ÖSYM'nin en çok soru sorduğu alanlardan bir tanesi Osmanlı'dan sonra. O yüzden bu bölüm bundan önce işlediğimiz bölümlerden daha önemli bir bölüm. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir önceki dersimizde İslam öncesi Türk kültür uygarlığını işledik. Bunun benim tarafından ders video notları daha geniş kapsamlıdır. Bunlarla ilgili daha farklı bilgileri, daha geniş bilgileri video ders notlarımızda çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Her konuyla ilgili biz burada lazım olan bilgileri veriyoruz ama daha geniş açıklamaları, takip edebileceğiniz açıklamaları ders notlarımızda mevcut. Arkadaşlar şimdi İslam kültür ve uygarlığına giriş konumuz şu olsun, İslamiyet'in doğduğu sıralarda, İslamiyet'in doğuşu 610, yani 7. yüzyılın başlarında, böyle görelim olayı, 7. yüzyılın başlarında dünyanın genel durumu ne, ona bir bakalım. Arkadaşlar ilk önce Avrupa'dan başlayalım, tamam mı? Şeyi hatırlayın, bu Hun Devleti'nden Avrupa Hunlara geçerken bir kavimler göçünden bahsetmiştik. Avrupa, siyasi birlik yok Avrupa'da. 7. yüzyılda İslam'ın doğduğu sıralarda ciddi bir kargaşa var. Kavimler göçüyle Vandallar, Gepitler, Ostrogot, Vizigot gibi kavimler, Cermen kavimleri Avrupa'yı yağmalamış, Avrupa'yı perişan etmiş. Avrupa'da ciddi bir siyasi kargaşa var. Avrupa'da hatırlayın derebeylik var, yani feodalite var, iç savaşlar var. O derebeyler arasında ciddi ciddi mücadeleler var. O yüzden İslam dünyasına Avrupa'dan gelebilecek o yüzyılda herhangi bir tehdit yok. O yüzden şunu söylüyoruz, kavimler göçüyle siyasi kargaşa yaşamış, Cermen kavimleri Avrupa'yı yağmalamış ve feodalite var. Yani diğer bir ifadeyle Avrupa'da arkadaşlar derebeylik rejimi hakim olmuş, güçlü bir devlet yok. Yani kral yok, tek başına bir kral yok ya da kral var ama siyasi gücü olmayan krallar var. Böyle düşünelim. Arkadaşlar düşünce tarzı anlamında da skolastik felsefe var, dine dayalı düşünce var, dogmatizm var. Karanlık bir çağı yaşıyor Avrupa Orta Çağ'da. Bilimsel gelişme, deney, bilim, gözlem asla yok. Zaten şunu söyleme ihtiyacını bile hissetmedim. Bu dönemde Avrupa'da en yaygın din, hatta tek hakim din Hristiyanlık arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Burada şunu bilmek lazım. İslamiyet'in doğduğu yıllarda, yani 7. yüzyılda, 7. yüzyıl, 8. yüzyıl devamında Avrupa'da hangi Türk devleti var? Güzel, bu güzel bir soru olur. Hatırlayın arkadaşlar, Avarlar var. Avarlar Göktürkler tarafından Asya Avar Devleti'ne son verilince onlar gitmişlerdi Avrupa'da, Orta Avrupa'da Macar Krallığı, Avar Krallığı'nı kurmuşlardı ki 805 yılına kadar, yani 9. yüzyılın başlarına kadar da bu devlet varlığını sürdürecekti. O zaman İslam'ın doğduğu yıllarda Avrupa'nın bir kısmına egemen bir Türk devleti var. O da Avar Devleti. Hatta İstanbul'da kuşatmıştı, hatırlayın. Arkadaşlar Avrupa'ya geçiyorum. Geliyorum Kuzey Afrika'ya. İslam'ın doğduğu yıllarda Kuzey Afrika'da arkadaşlar böyle Sasani ile Doğu Roma arasında, yani Bizans arasında bir mücadele var. Orada putperestlik inanışı var, Hristiyanlık inanışı var. Bizi orada ilgilendiren şu, orada bir Habeş Krallığı var. Arkadaşlar Habeş Krallığı İmparator Ezana zamanında Hristiyanlığı benimsemiş ama güçlü bir devlet, güçlü bir siyasi yapı yok. Aynı Avrupa gibi. O zaman Avrupa'da da siyasi yapı yok. Kuzey Afrika'da da güçlü bir siyasi yapı yok. Doğduğu yıllarda, İslamiyet'in doğduğu yıllarda orada bir Habeş Krallığı, Habeşistan Krallığı diğer bir ifadeyle mevcut. Ve dini de Hristiyanlık. 4. yüzyılın başlarında Ezana zamanında Habeş Krallığı Hristiyanlığı da benimsemiş. Tablo bu. Geliyorum Asya'ya. En önemli bölüm Asya bence burada. Arkadaşlar Asya'da durum ne? Asya geniş bir coğrafya. Birincisi Doğu Roma var. Yani bizim bildiğimiz ifadeyle Bizans var. İslam'ın doğduğu yıllarda, 7. yüzyılda dünyadaki en güçlü devlet olarak kabul edilen devlet Bizans İmparatorluğu. Ya düşünebiliyor musunuz? İslam'ın doğduğu yıllarda Doğu Roma var olan siyasal güçler içerisinde en güçlü olanı ve Doğu Roma'ya en parlak devrini yaşatan, bunu unutmayın arkadaşlar, Justinianus sülalesi dönemidir. Justinianus sülalesi döneminde Roma en geniş sınırlarına ulaşmış. Yani Roma, bakın şimdi, Roma zaten
Arkadaşlar Balkanların bir kısmı Anadolu, Suriye, Filistin, Kuzey Afrika'nın bir kısmı Bizans'ın elinde. Doğu Roma'nın elinde Justinianus döneminde Engin'in sınırlarına ulaşmış, en parlak devrini yaşamış. Hatırlayın bu dönemde de şey yapılmıştı. Ayasofya Kilisesi de bu döneme ait çok ünlü mimari eserlerden bir tanesiydi. Burada işte şuna dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar nerelere hangi devlet sahipse oralarda onun dili konuşuluyordu. Yani o zaman Mısır bölgesinde, Filistin, Suriye topraklarında, Anadolu'da Grekçe yani Rumca konuşuluyordu. Arkadaşlar Herakleus dönemi, şimdi bu da şu, İslam ne zaman doğmuştu? 610 yılında, 610 yılında Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy gelmişti. 610 yılı itibariyle Doğu Roma İmparatorluğu'nun başında bulunan hükümdar Herakleus. Yani Herakleus sülalesi var devletin, Bizans İmparatorluğu'nun başında. Bunu unutmamak gerekiyor. Dini de zaten ne demiştik Bizans'ın dinine? Hristiyanlık, Ortodoks mezhebi var ve Herakleus sülalesi var. Şeyin de İslam'ın doğduğu dönemlerde de dünyanın da en güçlü devleti konumunda kabul ediliyor. Tamam mıdır arkadaşlar? Bizans'ı, Doğu Roma'yı unutmuyoruz. Yani Doğu Roma'da skolastik felsefe yok, derebeylik yok. İleride Bizans tarihi karşımıza Orta Çağ Avrupa'sında çıkacak. Şimdi geliyoruz Asya'nın diğer bir devleti, Sasaniler. Arkadaşlar Sasanilerin egemen olduğu topraklar İran ve Irak topraklarına egemen Sasani. Şöyle diyebiliriz, Bizans'tan sonra en güçlü devlet konumunda Sasaniler var ama biraz da zayıflamış böyle. Yani çok da güçlü değil, Bizans kadar güçlü değil. Bunun dinini bilmek lazım. Sasanilerin dini Zerdüştlük, diğer bir ifadeyle Mecusilik dinine sahip. Yani ateşperest, hatırlarsanız ateşkede dediğimiz tapınakları vardı bunların. Geçiyorum hemen, yine Asya'ya devam ediyorum. Arkadaşlar İslam'ın doğduğu yıllarda Asya'da var olan diğer bir devlet, Orta Asya'ya egemen olmuş birinci Köktürk devleti var. Hatırlayın birinci Köktürk devletine ne demiştik? 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulmuştu. 582 yılında ikiye ayrılmıştı. 630'da Doğu, 659'da Batı'da yıkılmıştı. O zaman İslam'ın doğduğu yıllarda Asya'da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmış bir Göktürk İmparatorluğu var. Engin'in sınırlarına ulaşmış Türk devleti. Ancak arkadaşlar İslam'ın doğduğu dönemlerde çok da gücü yok, ikiye ayrılmış, taht kavgaları yaşıyor. Sorunlar yaşıyor yani. Anlaştık mı? Çin baskısı da o dönemlerde hissedilmeye başlanmış. O zaman şurada hemen birinci Köktürk devleti diyorum. Peki gayet güzel. Hindistan'a bakıyoruz şimdi. Şunu biliyorsunuz arkadaşlar, Hindistan'da siyasi birlik yok. Ne vardı hatırlarsanız? Racalık vardı ve burada da egemen olan dil Hinduizm. Temeli Brahmanizma dayanan bir Hinduizm dini var, yaygın. Dini birlik yok, siyasi birlik yok, milli birlik yok, kültürel birlik yok. Hindistan'da sıkıntılar var. Bu da tabii ki bir yerlerde siyasi birliğin olmaması İslam dünyasının bizim işimize son derecede gelecek. Çin'e geliyoruz arkadaşlar. Çin'de bakın İslam'ın doğduğu yıllarda bir imparatorluk var. Sui Hanedanı var devletin başında ama bu da güçlü değil, zayıf. Çin'de zayıf, taht kavgaları var. Yani hanedanlar arası kavgalar var. Dini ise bu dönemlerde Budizm, Taoizm, Konfüçyüsçülük gibi dinler Çin'de yayılmış. Japonya'ya gelince, Japonya bir adada kurulmuş bir devlet ama o dönemlerde yine Japonya'da bir siyasi birlik yok. Yaygın olan din ise Şintoizm. Anlaştık mı arkadaşlar? Yaygın olan din Şintoizm. Burada dine bakmak gerekiyor. O zaman Avrupa'da Hristiyanlık, Kayyumlar göçü. Kuzey Afrika'da Habeşistan Krallığı Hristiyanlık. Asya'da Doğu Roma en güçlü devlet Hristiyanlık. Sasaniler Doğu Roma'dan sonra diğer güçlü devlet Mecusilik. Göktürkler Orta Asya'ya egemen bir devlet ama ciddi sıkıntıları var Göktan dinine sahip. Hindistan'da siyasi birlik yok, Hinduizm, ineği kutsal sayıyorlar. Arkadaşlar Çin'de imparatorluk var ama taht kavgaları var, Sui Hanedanı var, Budizm, Taoizm, Konfüçyüsçülük yaygın. Japonya'da da Şintoizm dini var, siyasi birlik yok. Yani Allah her şeyi hazır etmiş, alın fethedin demiş. Zaten İslam dünyası da alıp başını gidecek ta Abbasilere kadar. Yani Kadik Savaşı
Puvatya Savaşı aralığına kadar diyebiliriz. Şimdi geliyoruz Arabistan'a. Yani İslam'ın doğduğu coğrafyaya bakacağız. İslam'ın doğduğu coğrafya nasıl? 7. yüzyıl başlarında ona bakalım. Arkadaşlar, şimdi Arabistan Yarımadası'nda devletçikler var. Tamam, devletçikler var. Devletçiye biz kabile devleti diyoruz. Bakın, kabile devlete. Arkadaşlar, bu devletçiklerin başında şeyh ya da emirler var. Tamam, bunu daha çok biz şeyde göreceğiz. Hicaz bölgesini anlatırken göreceğiz. Bu tarafa tekrar dönüyorum. Arabistan Yarımadası'nı, arkadaşlar, şu boşluğu görebiliyor musunuz kameradan? Tamam, bakın şimdi. Şöyle ben basitçe bir haritamızı çizeyim. Burası Afrika olsun, gelsin. Bize Afrika önemli değil, lazım değil. Bize asıl Orta Doğu lazım. Arkadaşlar şurası, bakın şurası Arabistan dediğimiz coğrafya. Burası Arabistan dediğimiz coğrafya. Arabistan, İslam'ın doğduğu yer. Arap Yarımadası'nı biz üçe bölüyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Kuzey Arabistan, Güney Arabistan, Orta Arabistan. Kuzey, Orta, Güney. Şimdi Kuzey Arabistan'da şöyle baktığınızda, arkadaşlar tarım ve hayvancılık olur Kuzey Arabistan'da. Güney Arabistan'da tarım, hayvancılık ve ticaret olur. Çünkü baharat yolu tak buraya kadar geliyor. Orta Arabistan'da tarım ve hayvancılık olur. Tarım da daha çok vahalarda yapılır. Şimdi arkadaşlar şurada birazdan sayacağım size. Hire, Kinde, bakın burada yazıyor. Şuradan takip edebilirsiniz. Hemen ben buradan çizeyim altını oraya yazayım. Hire, Kinde, Gassani, Tedmür ve Nebat var. Şu coğrafyada, karaladım, Kuzey Arabistan'da küçük küçük devletçikler var ve bu devletçiklere daha çok Bizans egemen, özellikle Gassani, Bizans'ın vassalı, bağlısı. Anlaştık mı arkadaşlar? Güney Arabistan dediğimiz coğrafya burası. Arkadaşlar burada da Main, Sebe ve Himyeri devletleri var. Tekrar ediyorum. Main, Sebe ve Himyeri devletleri var. Hicaz'da arkadaşlar Taif, Mekke ve Medine devletleri var. Bu devletler nasıl? Kabile devletleri. O zaman şöyle baktığınızda İslam'ın doğduğu yıllarda Arabistan'da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Arabistan'da siyasi birlik yok. Anlaştık mı arkadaşlar? Siyasi birlik yok. Ciddi bir kargaşa var. Ve genellikle şehirler, şehir devletleri kabileler şeklinde örgütlenmişler. Şeyh ya da emir dediğimiz kişiler tarafından yönetiliyorlar. Polis teşkilatları yok. Düzenli bir orduları yok. Hukuk kuralları yok. Yani anarşi var. Arkadaşlar bu anarşizm her tarafa yansımış. Her tarafa. Yani sosyal yaşantıyı düşünün. Bedevi ve medeni şekilde yaşıyorlar. Bedeviler hayvancılıkta ve yağmacılıkta geçiniyorlar. Medeni olanlar şehirde ticaretle geçiniyorlar ama medeniler arasında iğrençlik diz boyu. O yüzden de İslam bu döneme cahiliye dönemi demiş. İslamiyet'ten önceki döneme verilen isim cahiliyedir. Neden cahiliye dönemi denilmiş? Çünkü Allah'ın haram kıldıkları helal, helal kıldıkları haram gibi algılanmış. Her şey, pisliklerin hepsi zibil, iyilikler çok nadir. İşte oradan çıkmış, oradan sıyrılmış bir insan da Hazreti Muhammed. Ona da peygamberlik gelmiş. Anlaştık mı arkadaşlar? Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor, kadınlar alınıp satılıyor, köle kültürü diz boyu, hele o Kabe'nin etrafındaki ibadetler çırılçıplak yapılıyor. İğrenç bir hayat var. Zaten Allah peygamberini iyi olan topluma değil, kötü olan toplumu düzeltmek için gönderirmiş ki böyle pislik bir toplum var. Peygamber Efendimiz o toplumu düzeltsin diye Allah tarafından Resul olarak gönderilmiş. Ya da peygamberlik verilmiş kendisine. O zaman Arabistan Yarımadası'nda siyasi birlik yok. Şeyhler, emirler var, kabileler var. Sosyal yaşantı iğrenç, cahiliye dönemi var. Ve bir şey daha arkadaşlar. Arap Yarımadası'nda kabilecilikten kaynaklı ciddi savaşlar var. Kan davalarından kaynaklı savaşlar var. Biz buna asabiye diyoruz. Şimdi ırkçılık başka bir şey.
Irkçılık kendi ırkını üstün görmektir. Asabiye kendi kabileni, kendi nesebini üstün görmektir. O yüzden Araplarda atıyorum arkadaşlara Haşimoğulları Ümeyyoğullarından, bilindik isimler olduğu için söylüyorum. Ümeyyoğulları Haşimoğullarından kendilerini üstün görüyor. Doğal olarak bir akrabalık bağı, güçlü bir bağ olarak ortaya çıkıyor. Onlardan birisinin canına herhangi bir zarar geldiğinde bu savaş sebebi oluyor ve iki kabile kendi arasında savaşıyor. Kan davalarından, asabiyeden kaynaklı ciddi savaşlar var Arap Yarımadası'nda kabileler arası. Bu da siyasi birliğin oluşmasını engelliyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Böyle o kadar ciddi problemler var ki zaten Peygamber Efendimiz dönemi siyasi olaylarını görmeye başlayınca bunları da hissedeceğiz. Ebu Cehil'i, Hazreti Ömer'i, Ebu Leheb'i gördükçe hissetmeye başlayacağız. Arkadaşlar o zaman kabilecilik yaşantısı, sosyal hayat yaşantısı, kısaca bilgiler edindiğimiz başlıklar olmuş oldu. Ben şu haritamızı tekrar sileyim şöyle. Arkadaşlar bu bölümde bilinmesi gereken, şunu hemen şu şekilde çizeyim, anlatmış gibi göstereyim burayı. Arkadaşlar bu bölümde bilinmesi gereken asıl bilgilerden birisi de dindir. Yani Arap Yarımadası'nda İslam'ın doğduğu sıralarda hangi dinler var onu bilmek lazım. Arkadaşlar teker teker yazıyorum. Bakın Hristiyanlık var. Hristiyanlık var. Arkadaşlar Sabilik var. Sabilik gök cisimlerine tapanların dini. Sabilik var. Musevilik var. Musevi. Daha çok Yahudiler Medine bölgesinde yaşıyorlar. Ki eskiden Medine'nin adı Yesrib'ti. Arkadaşlar Haniflik var. Haniflik. Haniflik Hazreti İbrahim'in dini. İslam'dan önce doğru kabul edilen din ki şöyle tarif edilir. Mekke'de o bölgede Hicaz bölgesinde bu dini benimseyen bir elim parmakları kadardı. 5 taneydi. Peygamber Efendimiz de bu dini benimseyenlerden birisiydi olarak geçer. Tamam mı arkadaşlar? Haniflik dini var. O zaman bu din önemli. Tamam mı? Arkadaşlar bunun yanında Zerdüştlük dini var ama Zerdüştlük dini şuraya yazmıştım Sasanilerde. Zerdüştlük dininin daha çok yaygın olduğu yer Kuzeydoğu Arabistan. Tamam mı? Kuzeydoğu. İşte Irak tarafları, Suriye'nin Irak köşesi gibi. Arkadaşlar en yaygın din ise putperestlik. Putperestlik dini çok yaygın. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Araplar puta tapmıyorlar. Araplar putu kutsal sayıyorlar. Yaptıkları putların kendilerini Allah'a yakınlaştıracağına inanıyorlar. Yani Ebu Cehil'e sorsak seni kim yarattı diye Allah yarattı der. Ama niye put yapıyorsun? Allah'a yakınlaşmak için der. Yani bunlar Allah'ın varlığını kabul ediyorlar ama Allah'ın yanında ona kavuşmak için ortak putlar yapıyorlar. Ortak şöyle tarif edeyim ben size. Bir tahtadan, taştan, helvadan bazı şekillerde eşyalar yapıyorlar. Bu şekillerde yaptıkları eşyaların kendilerini Allah'a yakınlaştıracağına inanıyorlar. Ve bu putlara da, kendi elleriyle yaptıkları putlara da belli hareketlerle tapıyorlar. Şimdi bunu bir akıl yaratıcı kabul etmez. Yani kalem nasıl yaratır mı insanı? Zaten Araplar da buna inanmıyorlar. Yani o yaptıkları varlığın yaratıcı olduğuna inanmıyorlar. O varlığın kendilerini Tanrı'ya yakınlaştıracağına, Allah'a yakınlaştıracağına inanıyorlar. Peki yani Allah'la kul arasında aracı olur mu? Direkt telefon bilmem ya da faks ya da telgraf ya da araya bir şey konulur mu? Ne deriz biz? Namaz müminin miracıdır deriz. Dua edersin Allah duyar. Samimiysen cevap verir. Bizim inanışımız böyledir. İşte Araplarda İslamiyet'ten önce böyle bir sorun var. Araplarda Allah'a yakınlaşmak için elleriyle yaptıkları putlar var ve bu putları da Allah'la kendi aralarına aracı olarak koyuyorlar. Gerçi çağdaş dünyada bunlar çok fazla. Ya Türkiye'de de bu tarz inanışta olanlar var. Yani halis İslam'a inanmayıp Allah'a yakınlaşmak için araya bir sürü bir şeyler, torpil koyanlar var. Torpil bizim kültürümüzde vardır ya arkadaşlar. Şimdi buna biz putperestlik diyoruz. Bunu benimseyene de şirk koşan anlamına gelen müşrik diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Müşrik Allah'a şirk koşan, Allah'a inanan ama
araya aracılar sokan, kendine yarı tanrılar edinen, elleriyle yaptıklarına tapan kişilere müşrik diyoruz. Böyle bir inanış var ve bunların arkadaşları meşhur putları var. Lat, Menat, Hubel ve Uzza adını verdiğimiz büyük putları var. Bu putları Kabe'de duruyor. Onlarca Arap kabilesi var. Bu kabileler bir sürü put yapıyorlar. Her kabilenin büyük putu var. Büyük putlarını da Kabe'ye koyuyorlar. Ve belli aylarda, birazdan o aylardan bahsedeceğim size, belli aylarda ki buna haram aylar diyoruz, belli aylarda Kabe'yi ziyarete geliyorlar. Kabe'yi ziyarete gelirken o putlarını hediyeler takıyorlar. Ziyaret ediyorlar putlarını, hediyeler takıyorlar. Orada bir ay kalıyorlar. O bir aylık süreçte, bakın ciddidir bu bilgi, bir panayır düzenliyorlar. Ukaz adını verdiğimiz bir panayır düzenliyorlar. Hem ziyaret hem ticaret yapıyorlar. Hem Kabe'deki putlarını ziyaret ediyorlar hem de panayır düzenleyip orada mal alıp mal satıyorlar. Spor müsabakaları, şiir müsabakaları biliyorsunuz Araplarda belagat muhteşem. Araplar küfrederken bile şiir sanatıyla küfredermiş arkadaşlar. Arapça zengin bir dildir. Dünyanın en zengin dillerinden bir tanesidir. Nebatlıların kullandığı dilin devşirilmesiyle oluşturulmuş, geliştirilmiş bir dildir. O yüzden burada şiir müsabakaları, spor müsabakaları, belagat yarışması yapıyorlar. Birinci gelen şiiri de Kabe'nin duvarına, perdesine asıyorlar arkadaşlar. İşte Araplar burada bir ay kalıyor. Bir ayda işte hem putlarını ziyaret ediyorlar hem işte ticaret yapıyorlar. İşte o ticareti yaparken düzenledikleri panayıra da ukaz panayır diyoruz. Buradan hemen şu noktaya geçeyim ben kısaca bir bilgi vereyim. Hani Araplarda kabilecilik vardı, kan davaları vardı, siyasi birlik yoktu dedik ya dünyada olduğu gibi. Her ne kadar siyasi birlik yoksa bile Araplarda kültürel birlik oluşmuştur deriz. Yani ortak bir Arap kültürü vardır. Bunu sağlayan temel faktör de ukaz panayırdır deriz. Anlaştık değil mi arkadaşlar burada? Şimdi o zaman Araplarda ciddi bir putperestlik inanışı var. Evet, en yaygın din, yani şimdi bir de şöyle de bir şey var arkadaşlar, yani aklıma geliyor söylemek istiyorum. Şimdi Araplarda putperestlik o kadar şey ki, para kazandıran bir şey ki, adamlar geliyor putlarına hediyeler veriyorlar, altınlar takıyorlar, öbür yıl tekrar geliyorlar, bakıyorlar ki taktıkları altın yok ortada. Mekkeli müşrikler diyor ki putlarınız yedi, bunlara ihtiyacı vardı, biz sattık yedirdik onlara diyorlar ve salaklar da buna inanıyor. Yine takıyorlar öbür yıl gelip hediyeler. Yani enteresan kafaya sahip bir toplum. Şimdi böyle bir topluma İslam'ı kabul ettirmek zor mu? Şey kolay mı? Özür. Çok zor. Çünkü bu adam İslam'ı kabul ederse putlar kırılacak. Bir daha da oraya kimse gelip putlara herhangi bir şey asmayacak. Yani altın asmayacak, kolye asmayacak, hediye bırakmayacak. O yüzden Allah Resulü tepenin üstüne çıkıp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğinde müşrikler dedi ki Muhammed yalan söylüyor dedi. Niye? Çünkü la ilahe tek Allah varsa putları kıracaksın. İşte müşriklerin geçim kaynağı sıkıntısından dolayı İslam'ı reddettiğini bilmek gerekir. Ukaz panayır onlar için çok özel bir panayır. Ama Allah yine onların yüzüne güldü de haç için Müslümanlar gidiyor oraya. Yine oraya bir sürü para bırakıyoruz. İşte onlar da geçen televizyonda izledim arkadaşlar bir şey yapmışlar ki isim vermeyeyim, bir kanalda çıkmıştı, çok sevdiğim bir abimiz çıktı, şey dedi, işte mimari eserden bahsetmişti. Oradaki mimari eserlerin ne kadar çirkin yapıldığından bahsetti. Hakikaten öyle, o tarihçi kimliğine sahip, sevdiğim bir arkadaşımız. Kabe var, Kabe'nin arkasında bir otel yapmışlar. Kabe ayakların altında gibi gözüküyor. Ya bu ne çirkinlik ya? Yani böyle bir çirkinlik olabilir mi? Yani Kabe'den daha ihtişamlı, daha böyle heybetli bir bina yapılabilir mi? Yani şaşırmış durumda insanlar. Arkadaşlar putperestlik mantığı bu. Yani her kabilenin putu var. Büyük putlar Kabe'de duruyor ve Araplar putperest. En yaygın Arabistan Yarımadası'ndaki din de bu. Ukaz panayırda ne dedik? Mekke'de düzenlenen bir panayır, mal alıp mal satıyorlar. Mekkeliler ciddi hem putperestlikten hem ukaz panayırından ciddi paralar kazanıyorlar. Anlaştık mı arkadaşlar? Bilgi bu. Şimdi burada bir noktayı söyleyeceğim size. Arkadaşlar bakın, şeyde Araplar arasında ciddi savaşlar var. Kabileler arasında ciddi savaşlar var.
kan davalarından kaynaklı, başka sebeplerden kaynaklı savaşlar var. Kavram yazdım, dikkat edin. Biz Araplar arasında, kabileler arasındaki bu savaşlara Eyyamül Arap diyoruz. Eyyamül Arap kabile savaşları. Tamam mıdır buraya kadar? Peki. Şimdi Arapların inanışında 12 ayın 4 ayı haram ay. Haram aylar da Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları Araplarda haram ay. İşte Kabe'yi haram aylarda ziyaret ediyorlar. Haram ayın 4 ayında orada kalmıyorlar da bir ayında geliyorlar. 3 günü, 5 günü geliyorlar. İşte Eyyamül Arap dediğimiz kabile savaşları haram aylarda yapılmıyor arkadaşlar. Eğer haram aylarda Araplar savaşmaya devam ederlerse bu büyük günah sayılıyor. Onların dinine göre nasıl bir dinse. Buna da ficar savaşları diyorlar. O zaman ficar savaşları haram aylarda yapılan savaşlara verilen ad. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman burada ukaz panayırı nedir? Ficar savaşları nedir? Eyyamül Arap nedir? Haram aylar nedir? Ve haram ayların isimleri nedir? Öğrenmiş olduk. Tamam mıyız gençler? Peki şimdi bir kavramımız daha var. Fil vakası. Arkadaşlar 570 yılı Peygamber Efendimizin doğduğu yıl, bir yıl önce bir yıl sonra, net tarih yoktur burada. 569 diyen var, 570 diyen var, 571 diyen var fil vakasına. Fil vakası şu. Arkadaşlar Güney Arabistan'da Aksum Krallığı var. Aksum Krallığı'nın bir valisi Ebrehe. Ebrehe duyuyor ki Mekke'de Kabe diye bir şey var. Bir ibadethane var. İnsanlar akın akın oraya gidiyor. Cahiliye döneminde. Putperestlik döneminde. Akın akın oraya gidiyor. Adam güçlü bir ordu, fillerden oluşmuş bir ordu hazırlıyor. Kabe'yi yıkmaya geliyor. Bu Ebrehe'nin ordusu. Kabe'ye yakın, hikaye o ya, Kabe'ye yakın bir yere geldiğinde filler, develer çöküyor. Kalkmıyor. Zorluyorlar kalkmıyor. Zorluyorlar kalkmıyor. Arkadaşlar, ebabil kuşları gökten bunların üstüne küçük 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 taşlar fırlatıyor ve onları yok ediyor. İşte Kur'an'da bu olay anlatılıyor arkadaşlar. Biz buna fil vakası diyoruz. Burada da şöyle bir tarihlendirme var. Araplar çok güzel şecere tutarlar, soy bilimleri iyi gelişmiştir. Ama takvim mantıkları çok gelişmediğinden dolayı şöyle derler. Ne zaman doğdun? Fil olayından 10 yıl önce. Ne zaman öldün? Fil olayından 3 yıl sonra. Peygamber Efendimiz ne zaman doğdu? Fil olayından 1 yıl sonra. Olayı anlatabildim mi arkadaşlar? Fil vakası Arapların tarihinde çok cahiliye döneminin en önemli olayı. Çok önemli bir olay olduğu için fil vakası tarihlendirmede Araplar tarafından kullanılmış. Ta ki ne zamana kadar? 622'de Hazreti Ömer döneminde hicretin takvimin başlangıcı kabul edilmesine kadar. Anlaştık mı arkadaşlar? Şöyle bir giriş yaptık. Yine kavramlara devam edeceğiz. Tahtayı bir sileyim, ondan sonra devam edeyim.